devam edelim yine önemli. Sembol olan bir fotoğrafla, işte yerel seçimlerde arkamda görüyorsunuz, yerel seçimlerde değişimin simgesi oldu, sembolü oldu bu fotoğraf. Eski dönemi, israfı, görgüsüzlüğü hep bu simgesel kareyle, bu makam odasıyla hatırlayacağız biz yıllar sonra geri dönüp baktığımızda. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinden bahsediyorum. 258 bin nüfuslu bir ilçe. 1 milyar lira borcu çıktı belediyenin. E nasıl olması? İşte fotoğrafı görüyorsunuz. Altın varaklı böyle sandalyeler, koltuklar var. İşte süslü bir şömine var burada olmasa da. İşte böyle konsollar, vazolardan bahsediyoruz. Tabii bir sürü para harcanmış. Çiniler var. İşte nereden bak? Halılar böyle özel ipek dokuma halılar yaptırılmış. Yeni başkan diyordu ki ben bu eşyaları açık artırmayla satıp belediyenin borçlarını ödeyeceğim. Böyle bir açıklama yapmıştı. AKP'li eski başkandan itiraz var. O eşyaları ben kendi paramla aldım, geri verin diyor. Ama tabii bir belge makbuz talep edildi kendisinden. Sunabildiği hiçbir belge yok. Hanımın 50 bin lira civarında, benim de 100 bin lira. İspat edebilir mi istersen? Belgede koyarız. Tamam, bu işlemin hakkı ne? Bu hukukta boyutu var. Bir çalışması var. Yani elini kolunu sallayan burada böyle manzara götüremezse bulduk boyutları var. Tamam, ben siz gel görevimizi yap. Teşekkür ederim. Makam odasındaki şatafat bu kadarına da pes dedirtti. Yunus Emre Belediyesi'nin AKP'li eski başkanı Çerçi, o eşyaları kendi paramla aldım, geri istiyorum diyerek belediyeye partili gönderdi. Elinde belge olmayan partili eli boş döndü. CHP'li belediye başkanı Semih Balaban Sözcü TV'ye konuştu. Bu tamamen bir saray özentisinin, bir küçük sultan özentisinin ta kendisidir. İspat edebilir miyiz? Belgede koyarız. Bir başvuru yapın, belgeyi sunun, ondan sonra gelin. AKP'li Mehmet Çerçi, Manisa Yunus Emre'nin eski belediye başkanı, seçimden bu yana geride sadece belediyeye ait 1 milyar 103 milyon lira borç bırakmasından değil, şatafatlı makam odasıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak 1,5 milyon liraya mal olduğu iddia edilen gösterişli makam odasının 50 bin liraya mal olduğunu öne sürdü ve odadaki eşyayı geri istedi. Başka dedik, özel eşyanız varsa da alabilirsiniz dedik. O da bütün mikrofonların, kameraların huzurunda yok yok dedi. Bizim sadece dedi Melek Hanım'ın ondan sonra tabloları var dedi. Çerçi AKP Yunus Emre İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Düden'i belediyeye gönderdi. Kendisine ait olduğunu öne sürdüğü eşyayı almasını istedi ama kapıdan geri döndü. Bir başvuru yapın, belgeyi sunun, ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başkasıyla değil. Başkasıyla oluşturmuyoruz. Hadi kardeşim. Söyleneni yap. Tamam. Ben onu görüyorum. Belgesiz partili eli boş dönünce Çerçi X hesabından 2018 ve 2019 yıllarında kesildiği öne sürülen makbuzları yayınladı. Bir koltuğun 100 lira, bir kanepenin de 150 lira olması dikkat çekti. Çerçi eşyalarına kavuşamadı. Fatura düzenlemek çok basit bir şey yani. Çok basit ve komik bir rakamla düzenlenmiş 50 liraya koltuk. Biz zaten bunları ucuz aldık, bit pazarından aldık. Hiçbir şekilde bir tane oradan koltuğu vermek niyetinde değiliz. Önümüzdeki günlerde neler olacağı da merak konusu. Tamam, ben siz gel görevimizi yap. Teşekkür ederim. Hadi gidelim.